hamleli o zaman. Bu hafta normalde hani önceki haftalarda workshopları 45 dakikada 1 saat olarak hani biraz daha yaygın olarak daha kapsamlı olarak anlatıyorduk. Bu haftalık vaktimiz biraz daha az. Zaten gelen arkadaşlar da hani genelde hap bilgisi var. Bu hafta biraz daha hızlı anlatacağız. Özellikle SMB tarafını. O yüzden şu an geciken arkadaş varsa ve özel sorularınız varsa sunumun sonunda mail olarak ya da normal beni arayarak ulaşabilirsiniz. Orada cevaplandıracağım. Lütfen sorularınızı not alın ya da sorularınızı chat'e yazın. Sunumun sonunda ben bunları cevaplayacağım. Öncelikle herkese yeniden selamlar. Benim isim Murat Yol. Şu an kameramı açamıyorum diye düşünüyorum. Şu an açabilirim. Merhabalar herkese. Ben Vitalde çalışıyorum teknik danışman olarak yaklaşık bir senedir. Bu haftaki workshop etkinliğimizde Ray'nin SMB workshopu. Bu SMB denilen kavramı önce bir açalım. SMB denilen küçük işletmeler, işte küçük ofisler, oteller, butik oteller, KOBİ'ler. Buraların ağlarına değineceğiz aslında. Bu ağlar için R'ye ne kadar güçlü bir çözüm sunabiliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ruji hakkında, ya aslında bunu bayağı bir sefer anlattık. Yani bunu ruji kullanan arkadaşların hepsi biliyor. Çin'de birinci Wi-Fi 6 satış rakamına sahip olan marka. Aynı şekilde kurumsal Wi-Fi olarak pazarda ikinci Çin tarafında. Ve Ethernet Switch marketinde de pazar payında üçüncü. Tencent gibi yerlerinde aslında hani bilen arkadaşlar vardır diye düşünüyorum. Bu arka taraflarında, backbone tarafları, işte networking tarafları genellikle Ruji. Özellikle şasi olarak satın alındığı bu data center tarafları da hani bilindiği tarafıyla Ruji. Peki R ile Ruji'nin alakası ne? R, Ruji'nin SMB'ler için, işte daha basit network yapılı yerler için çıkardığı bir yan ürün ailesi diyeyim. Aslında yan değil de daha çok daha kolay kurulan, daha basitçe yönetimi sağlanan ve çok hızlı ayağa kalkan ve uzaktan kontrolü ve arıza giderimi en üst seviyede olan bir ürün ailesi. Şimdi ekranımıza bulunan karekod, eğer daha önceden katılmadıysanız karekodu nasıl okutacağımızı ben de göstereyim. Bunun için öncelikle Ruji Cloud uygulamasına ihtiyacımız var telefonda. Ruji Cloud uygulamasını iOS'tan, işte Huawei App Store'dan, Apple App Store'dan ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Yani her platformda bu uygulama mevcut. Bu Ruji Cloud uygulaması üzerinde My ya da benim tarafına geldikten sonra Attendance diye bir taraf olacak. Katılım, eğer Türkçe kullanıyorsunuz katılım. Attendance da böyle welcome to workshop backpack olarak geçecek. Tabii burada eğer okutmak yerine buradaki ID'yi yazarsanız da aynı etki yaratacak. Survey için meeting'in sonunda, bu webinarın sonunda bir tane de link paylaşacağım. Şu an okutabilirsiniz. Hatta okutan arkadaşları da buradan görebiliyoruz. Şöyle bakalım. Schedule records. Matryon diyelim. Workshop. SMB workshop. Şu anda okutan arkadaş olmamış mesela. Burada okuttuğunuzda hani burada görünüyor olacak. Bu zaman zaman kontrol edeceğim. Bunu okutmanıza fayda var çünkü geri dönüşü de biz bu sayede yapıyoruz işte hani bu arkadaşlar katıldı. Bu arkadaşlar katılmadı olarak. Süremiz dar olduğu için şu an ilerliyorum. İleride yeniden slaytların arasında var aynı şekilde bu QR kod. Şimdi SMB ağlarında karşılaştığımız şeylerden bahsedeceğim. SMB ağlarında genelde
İşte router bir marka, access point farklı bir marka, hatta access pointler farklı markalar, kat kat değişen markalar, işte switchler farklı marka. Controller sadece bir tane marka access point'in cihazlarıyla aynı marka, sadece onları yönetiyor. Yani SMB'lerde genelde böyle sorunlarla karşılaşılabiliyor çünkü zaman zaman sırayla satın alındığı için bu ürünler. Sırasıyla hangisi daha şu an kodu için workshop henüz başlamadı diye. Anladım. Onu kontrol ederiz. Şu an we have released dediği için yeni tarafta. Onu hızlıca bir kontrol edeyim. Gerçekten öyle bir sıkıntı varsa şuradan açalım. Başka bir QR kod da yayınlayabiliriz. Orada sıkıntı yok. Buradan workshop diyelim. Assembly workshop. Assembly. Sen bildik. Bugün generic kod diyelim. Şu an ekranda görünen kodu okutabiliyor musunuz? Bunlardan herhangi birini okutsanız yeter. Yani bunları tek seferde biz zaten geri cevap dönmesini yapıyoruz. Şöyle ekran görüntüsü de alayım ben. Neyse şimdilik çok sıkıntı değil. Bu kare kodu ben baştan şey yaparım. Göstereyim. Şimdi yaşadığımız sıkıntılardan biraz da devam edin. İşte ürün aileleri farklı, markalar farklı. İşte genelde daha uygun olan çözümlere ulaşmak için SMB tarafında o anda piyasada hangisi daha ucuzsa ona yöneliniyor. Bir saniye. Tamamdır. Devam edelim o zaman. Ray'nin burada sunabileceği neler var onlardan bahsedelim. Şimdi Ray ailesi small business hatta orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere bu klasmanda yer alan işletmeler için baştan sona bağlantı sağlayacak bütün ürünlere sahip. Yani nasıl sahip? İşte en köşede konumlandırılabilecek access point'ten, outdoor access point'ten, yani gerçekten IP68 korumalı uzun MTBS değerlerine sahip bir access point'lerden, işte dağıtım kenar switchlerinden, CCTV switchlerinden, işte backbone switch'e kadar bütün bu network'ü ayağa kaldıracak, güçlendirecek bütün ürünlere sahip. Hatta aynı şekilde gerekirse ev Wi-Fi'ında mesh yapısı kurabilen ürünlerine ürünleri de mevcut. Üstelik gateway tarafında hani sonlandırdığınızda Ray gateway tarafında işte ayarlayabileceğiniz guest networklar, yani portaller, yani bu böyle gelen misafirler için süreli verilen ağ erişimleri bunlara sahip. Şimdi normalde küçük ofis senaryosunda kurulum süreci işte normalde uzakta ya da tavanda, tavan arasında gizlenmiş bir tane access point olur. İşte bu access point'i bağlamadan önce bir işte AC-IP, controller IP'si ya da cloud'a çıkması için farklı bir ayar yapılır. Ondan sonra oraya takılır. Uzaktan config atılırdı. Yani şimdi çok daha hızlı ilerliyor bu tür şeyler. Onu hızlıca başlayalım. Hatta başladıktan sonra şöyle bir saniye. Başladıktan sonra hatta hepsini birden şey yapalım. Öncelikle Rüzgü Cloud'uma geliyorum. Projelerime geliyorum. Burada bir tane proje oluşturacağım. Şu an ekranımda görünüyor mesela RAP'leriniz var mı diye.
kamerayı da açayım. Şu an telefonda. Ray AP'leriniz var mı diyor. Ben evet tıklıyorum, seçiyorum. Ekranda göründüğü şekilde Ruji-M ile başlayan bir tane OpenSSID görmen lazım diyor. Eğer etrafında varsa. Ayarları buradan OpenSSID'yi seçiyorum. Şu an bağlı değil, internet yok. Daha doğrusu şöyle de yapabiliriz aslında. Devam edip şunu kapatalım. Daha önceden ayarladığım bir tane video vardı. Burada onu açmak istiyorum. Hani daha önceden aynı network'ü devreye aldım. Bundan sonra da hani bunun gibi yapabilirsiniz olarak ara ara durdu. Ekstra burada bir iki bir şey daha yapmıştım. O yüzden göstereceğim. Ama hatta arka arkaya da açabiliriz. Şöyle yapalım. Şu an network'üm tamamıyla offline konumda. Ekledim. Wi-Fi'yi açtım. Ruji'ye bağlandım. Lokasyonu açık. Şimdi cihazlarım bulacak. Şu an bütün topoloji, ekranında görünen topoloji. Start config diyelim. SMB diyelim. Management passwords, admin. 4-5 olsun management'ımız. Senaryomuz ne olsun? Buradan bakalım. Burada bir sürü farklı senaryo var. Bunları senaryo seçip özelliklerine bakabiliriz. Mesela otellerde guest ve CCTV SSID'leri için ya da aynı zamanda normal SSID için ekstra özellikler çıkıyor. Factory Warehouse'da işte terminallerin daha öne çıkması için onlar için farklı SSID'ler çıkıyor türünden. Yani böyle senaryo Ruji'nin önden işte hani elinize ayarlamak yerine önden işte kurulum ekranında çıksın rahat rahat kurulsun diye yaptığı getirdiği özellikler. Ben burada ofisi seçiyorum çünkü şu an SMB tarafıyla ilgileneceğiz. Şu an network'üm tamamen offline, arada bir tane kablo yok. Bu tarafa zamanla internete çıkaracağım. Şu an DHCP tarafında. Şurada bir tane 802.1Q tag görüyorsunuz. Bu hatırladığım kadarıyla VDSL tarafında gelen servisin VDAN 35ID tagiyle geldiği için bu tarafta algılama tarafında sıkıntı yaşanmasın diye getirilen bir çözüm. Eğer static IP varsa static IP ya da PPPoE bilgileriniz varsa direkt girebileceğiniz burada girip devam edebiliyoruz. Ben şu an DHCP seçeceğim. Şu an offline olduğu için yani offline hazır şu an internet servisi olmayan bir tarafın kurulumunu yapıyormuş gibi olacak. Sonu var. Şu arkada gösterebilir misiniz? Bir saniye o zaman. Şu an DHCP'den bu an tarafına taktığım kablo şu an geldi. QR kodu birazdan göstereyim. Kurulumu tamamladıktan sonra. Next diyelim. SSID verelim bir tane. SMB. SSID diyelim. Şimdilik open olsun. Parola vererek de devam edebiliriz. Save diyorum.
Sen VSS ID olarak görünmesi lazım dedi. Bakalım gelmiş mi? Yer ayarlar diyelim. Sen VSS ID şurada görüldüğü gibi gelmiş. Hemen buna bağlanalım. Connect dedim. Sen VSS ID seçili. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir konfigürasyon atmadım. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadım. Bütün cihazlarını tek bir network altında bana getirdi. Yani kendi kendine organize oldu işte. Cihazlar hangi porta nerede takılı onu ben girmek zorunda kalmadım. Doğru topolojiyi direkt ekranımda getirdi. Bu noktadan sonra bir ayar gerekiyorsa ve şu an internete bağlı olduğu için bir tane ayar gerekiyorsa sadece telefonun üzerinde bu ayarları yapabilirim. Şurada benzer aynı şekilde bir video daha var. Burada ekstra göstermek istediğim bir iki tane bir şey var. Biraz daha ileri çekeceğim. Normalde farklı bir ekranda farklı bir tarafın kurulumu yapılırken nasıl ilerliyor? Normalde hani burada ekstra birkaç tane de step daha var. Topoloji eğer yanlış oluşursa update topoloji diyerek hani gerçek topolojiyi algılamasını bekleyebilirsiniz. Bu en fazla bir sefer daha yap. Hani eğer yanlış algılama olursa topolojide LLDP bilgilerinde sadece bir sefer daha tıklamanız yeterli oluyor. İkinci seferinde kesin doğru bilgi getiriyor. Burada yine normal SSID bilgilerini verebiliyoruz. Burada ekstradan varsa CCTV ağı ya da herhangi bir guest ağı varsa bunları burada yapılandırabiliyoruz. Bunları aynı şekilde cloud üzerinden de göstereceğim için şimdi devam ediyorum. Öncelikli olarak bahsedeceğimiz konulara biraz daha bir girelim. Ofiste misafirleriniz varsa bir tane guest ağı yaymamız gerekiyor. Yoksa eğer kendi ağınıza davet ederseniz hani bütün gelen misafirleri şey tarafında sorun çıkabiliyor. İşte güvenlik açığı aslında bu bir şekilde iç network'ünüze erişim veriyorsunuz, bütün kaynaklarınıza erişim veriyorsunuz. Çok mantıklı bir çözüm değil. Burada bir tane guest SSID oluşturabiliyoruz. Hemen şeyden bakalım. Aynı şekilde ben size fotoğraf olarak yeni gelen kare kodu da göstereceğim. Bunu da şöyle taşıyalım. Kare kodumuz burada. Şimdilik yeterli bir süre verdiğimizi düşünüyorum. Guest Wi-Fi'yi nereden ayarlarız? Hemen buradan geldim telefonuma.
Wi-Fi management'a geldim. Her new Wi-Fi dediğimde buradan ekstra bir Wi-Fi olarak ekleyebilirim. Ya da şu an gelen kontrol ekranında biraz farklı bir şekilde devreye alımı gerçekleştirdiği için aynı şekilde buradan da devreye alırken de gösterebilirim. BACP bilgilerimiz, internet falan bilgilerimizi girdik. Burada ofis Wi-Fi'dan sonra bir tane ekstra şey isteyecek. Bağlantı, işte guest Wi-Fi, o türden bir bilgi isteyecek. Normal SSID bilgilerimizi girdik. Burada görebildiğiniz bir tane guest VLAN var. Guest VLAN'ı enable ederek ofisinizde normal guest ağını aktif edebiliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde video dışında buradan da gösterelim. Guest Wi-Fi'mıza gelelim. Enable diyelim. Guest mesela SSID'miz ne? Guest olacak. Speed limit olarak uygulamamız istediğimiz işte trafik yani flow control bilgileri burada. Password olarak da 8 tane 8 hani böyle. Advanced config altında şu an ekstra bir şey yok. Tabii save deyip şey yaptıktan sonra guest Wi-Fi'mizi yeni olan uygulamanın yeni ekranında da bu şekilde aktif edebiliyoruz. Eğer daha önceden cloud tarafında sağladığımız, yaptığımız workshop'a katılamayan arkadaş varsa bu tür hani bu tarafları nasıl aktif ediyoruz daha derinle inerek gösterebilirim. Konferanstan sonra lütfen bana ulaşın. Hani bunu ayarlayabiliriz. Hatta gün içinde bile olabilir. Burada esas göstermek istediğimiz taraflar aslında biraz da bu guest Wi-Fi'dir, işte smart flow control'dür, daha demin mesela guest Wi-Fi'nin uyguladığımız flow control gibi. Bunların yapıldığı yerler ya da bu işte kahve dükkanında, kafede bir yerde otururken R'yi kullanarak, R ailesi kullanarak nasıl müşterilere belirli sürelik Wi-Fi verilebilir, fatura üzerinde bunlar nasıl gösterilebilir? Hani bunları göstermek daha çok. Bu nedenle şu an direkt Rücü Cloud'uma geçiyorum. Sayfayı yeniledim. SMB Network'ün gelmesini bekliyorum. Şu an SMB Network'ün ekranda gördüğünüz gibi şu an geldi. Şu an handover değil, konfigürasyon yapacağız. Şimdi öncelikle wireless tarafında telefondan yaptığımız ayarların direkt buraya geldiğini görebiliyoruz aslında. Sadece e-web tarafı gelmiş, sıkıntı değil. Buraya admin 1-2-3-4-5 girelim. İki telefonuna girelim. Burada max client ayarlayabiliyoruz radyo başına. Radyo nedir? İki tane radyomuz var genelde DAP'lerde. Bir tanesi 2.4 GHz bandında, diğeri 5 GHz bandında yayın yapıyor. 2.4 GHz bandında yayın yapan Access Point, işte 802.11n teknolojisine, 5 GHz ise 802.11ac teknolojisine sahip Wi-Fi 5 cihazlar. Bu bütün Access Point'ler için R ailesinde geçerli. Yani en küçük Access Point'i dahil olmak üzere. Şimdi burada değişiklik yaptık, save diyelim. Bu Wi-Fi tarafını kontrol etmesi aslında buradan çok daha basit. İstediğimizde
genelde ruji cihazlarında geçerli ama bu gelişmiş seçeneklerden işte whitelist, blacklist, hani bunları da ayarlayabiliyoruz. Radio planning olarak burada cihazları seçip teker teker kanallarını ayarlayabiliyoruz. Ama cloud'a bağlı olduğu için şu an otoda ve farklı kanallarda olacak AP'ler. Otoda bırakmak her zaman hani daha mantıklı. Aynı şekilde bu smart RRM modunu aktif edip de Wi-Fi'nin daha işte az interferans sahibi, yani daha az interferansa sahip olmasını sağlayabiliriz. Bir kez daha QR kod. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şu an ekranda. Şimdilik devam ediyorum. QR kodu istediğinizde lütfen chat tarafına yazın. QR kodu hemen ekrana yansıtırım. Şimdi bu guest Wi-Fi'yi yaptık diyelim. Guest Wi-Fi üzerinden kimler nasıl bağlanacak? Daha demin ekranda gördüğünüz voucher ile yetkilendirme tarafından başlayayım. Yavaşça account oluşturma. PPSK ile önceden private pre-shared key olarak geçiyor. Yani Türkçesi aslında önceden paylaşılmış özel anahtar ya da özel parola, öyle düşündüğünüzde sadece önceden mesela bir tane account ekleyip buraya mesela guest bir deyip artı dedik, okey diyoruz. Okey dedik, bir tane account oluşturalım diyelim. Client'ın mekini girdikten sonra mesela Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra türünden bind ettikten sonra Wi-Fi key'ini paylaşıp bağlandıktan sonra client bunu bind ettikten sonra bağlanabilir olacaklar. Voucher olarak nasıl girebiliyorlar. Burada hemen onu şey yapalım. Raise hand olarak. Eğer bir soru varsa chat tarafınıza yazabilirsiniz. Şu an Q&A tarafında çünkü bir şey gelmedi. El kaldırdığınızı görüyorum. Chat tarafına yazarsanız daha rahat görürüm. Voucher tarafından mesela kaç tane bastıracağız. Mesela bir tane alias ne olsun? Guest 2 olsun. Paket. Tabi burada bir tane paket eklememiz gerekiyor. Paketleri neye göre ekliyoruz mesela? Standart guest diyelim. Description standart diyelim. Price mesela $1, $1 oturdan bir şey olsun. Aynı anda kaç cihaza girebilir? Mac'ler bind edilsin mi, edilmesin mi? Onları görebiliyoruz. Kaç dakika bağlansın? 2 saat bağlansın diyelim. Okey diyelim. Decimali kaldıralım. Virgül yerine nokta kabul ediyor. Yabancı sistem olduğu için. Voucher tarafına geri geldim. Bir tane voucher yazdıracağım. Dükkanıma gelen şeyler için. Misafirlerim için. Diyelim. Guest 2 diyelim. Standart guest paketi. Logoyu buradan seçebiliyoruz mesela. Bastırdığımız, yazdırdığımız şeyin arkasında bu logo oluyor. Bu logoyu istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Altına istediğimiz mesajı da ekleyebiliyoruz. Hani merhaba, burada bulunduğunuz için teşekkürler. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz türünden. Print method olarak burada A4 kağıdına, host cihazına yazdırabiliyoruz. Burada birden fazla yazdırma metodu var. Host yazının olması da aynı şekilde çok güzel bir özellik. Murat Hocam ben size geri dönüş yapacağım. İsterseniz telefon üzerinden bu şeyleri soralım, konuşalım. Şu an Captive Portal eklemeyi de göstermek istiyorum. Burada mesela guest için olsun Captive Portal'imin adı. Captive Portal'i ne ekliyoruz? İşte misafirler bağlandığında
karşılarına bu ekran çıksın. Yetkisiz insan, yetkisiz olan ya da misafir olmayan biri bu Capture Portal ile karşı karşıya geldiğinde bu portalın ötesine geçemesin olarak. Login option olarak burada birden fazla login olma metodunu seçebilirsiniz. SMS için TVBio account gerekiyor. Facebook üzerinden login olabilirler. Ama çoğu işletme bunu istemiyor. One click login işte yetkisiz insanların da girmesi için gereken bir taraf. Ama one click login'i kapatıp voucher ve şey sahibi olan arkadaşların bağlanmasını böyle sağlayabiliyoruz. Post login de diyelim buraya ne ekleyebiliriz işte. Google.com diyelim. Logo olarak arka taraftaki resim işte default image olarak logonun değişimi olarak burada logo upload yapılabiliyor. Bunların tamamı değiştirilebiliyor. İşte burada mesela türünden karşılama mesajları bile eğer varsa işte türünden hani bu türden çok kısa bir sürede profesyonel bir Captive Portal yaratıp bu gateway'i Rea gateway'e bind edebiliyorsunuz. Tabii bu Captive Portal'i kullanmak için bir tane Rea gateway cihazına ihtiyacınız var. Şimdi bu cloud üzerinden yönetimin ne avantajları var? Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Cloud üzerinden yönetimde bütün cihazlarınızın yönetimi tek bir platform altında, tek bir network altında ya da tek bir account altında olabilir. Gördüğünüz gibi kendi cloud'um üzerinde birden fazla aslında network'ü yönetebiliyorum. Bütün network'lerin işte monitoring'ini buradan yapabiliyorum. Bütün network'lerin işte halini, devreye almasını, konfigürasyonlarını buradan yapabiliyorum. Tabii bu bana ne sağlıyor? Mesela diyelim bir tane kamera bozuldu, access point çalışmıyor diye. Access point'imiz koptu. Ben mesela config'leyim. Monitoring'e geldim, topolojiye gideyim. Self-organizing network özelliği sayesinde zaten topoloji benim bile oluşturmama gerek yok. Kendisi oluşturduğu için. Yani neredeyim? Mesela bir workshop'undayım. Daha demin kurduğum workshop'tayım. A'dayım. Mesela diyelim bu access point düştü. Allah Allah. Ne yapabilirim? Neden düştü? Kablomu gitti. Ya da vurdu diye bir kamera olsun. Görüntüsü gitti. Ne yapacağım diye düşünmek yerine ya da oraya gitmem lazım demek yerine mesela buradan geliyorum. Hangi portumda olduğu da yazıyor. Port, ikinci porta bağlı switch'te. Switch'e tıklıyorum topoloji üzerinden. Buradan mesela ikinci porta geliyorum. Start PoE ediyorum. Cihazın PoE'sini kapatıp anında yeniden açıyor ve bir hızlıca benim için çözüm sağlıyor. Ya da SSID'de mi değişiklik yapacağım? Oraya tünel kuramıyorum. Herhangi bir VPN'im yok. Müşterinin lokasyonuna gidip oradan bağlanmam lazım. Normalde. Ama Ray ürünlerinde böyle bir derdimiz yok. Cloud üzerinden yönettiğimiz için ister web üzerinden ister aynı şekilde şöyle yapalım. İster uygulama üzerinden ben bu networkleri çok güzel yönetebiliyorum. Aynı şekilde. Ya buradan gelebilirim ya da access point'in üzerine gelebilirim. İşte burada gördüğünüz reboot butonu var. Bu OS'in kapatıp açılmasını sağlıyor. Eğer istersem kanal ayarlamasını da buradan yapabilirim. Aşağıda bulunan toolkitlerden
ya da yukarıda görünen menülerden Smart Flow Control ayarlamasını, IP Management ayarlamasını, varsa Internet Access ya da CCTV ağını ayırmayı, bunun tamamını buradan yapabilirim. Senaryonun bütün kurulumunun devamını buradan gerçekleştirebiliyorum. Tabii ne oldu? Bu cloud sayesinde işte müşteriye herhangi bir sıkıntı olduğunu hocam hemen hallediyoruz gibi geri cevap dönüp işte şey yapabildik. İşte sorunu çözebildik. Ne oldu? Düşük kar marjı olan bu networklerde işte karımızı kaybetmedik bu cloud sayesinde. Müşteri memnuniyetini sağladık. Bir arkadaşın daha sorusu var. Bunu sunum sonunda cevaplandıracağım. Aynı şekilde. Mesela Ruji Cloud işlerinizde nasıl yardımcı oluyor? Biraz bundan bahsettik. Bu aynı şekilde yurt dışında bulunan bayiliklerden arkadaşlar, kuruluma giren arkadaşların işte yaşadığı sıkıntıların zamanla işte R'yi kullanarak gitmesini paylaştılar. Aynı şekilde bu teknoloji yani biz de kullanıyoruz, arkadaşlar da kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde işte müşteri lokasyonlarına gitmeden birden fazla network'ün hem monitoring'in hem ayarlamaların hem işte eğer Ruji cihazı varsa bulunduğumuz yerden CLI'nin değiştirilmesi türünden sadece cloud üzerinden bu türden yönetimsel özellikleri sağlayan böyle elimize güçlü bir platform olması ofisten ayrılmadan bütün herkese destek vermemizi sağlıyor. Proje paylaşımını aynı şekilde göstereyim. Büyük ihtimal bunu zaten aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz ama yine de göstereyim. Ruji Cloud'da Networks altında mesela SMB diyelim. Proje paylaşacağım. Burada Share'e tıkladım da read only mi olsun ya sadece monitoring mi yapsın yoksa değiştirebilsin mi? İşte ne kadar geçerli bir link olsun? Bunları buradan seçebiliyoruz. Eğer handover yapacaksak işte kime göndereceğiz mesela? Mesela ben Taycan arkadaşıma mesela devretmek istiyorum diyelim bu network'ü. O ilgilenecek. Bunu buradan yapabiliyoruz ya da buradan bir tane sub account oluşturabiliyoruz. Normalde proje başında başımıza bir sefer kötü bir olay geldikten sonra diğer bütün sorunların işte yığılmasıdır, şeydir, bu türden sıkıntıları olabiliyor network tarafında bildiğiniz gibi. Bilinmeyen nedenlerden ya da bizden kaynaklanmayan nedenlerden olabiliyor. Ama bu müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor. Bunun yerine R'yi yani kullanarak memnuniyetsizlik olduğunda anında haberimiz olması, uzaktan müdahale edebilmemiz, hızlı aksiyon alabilmemiz, işte müşteriyi kaybetmemize sağladığı için ve aynı şekilde arka tarafta bir sorun yaşandığında, sorun yaşanan yeri direkt Ruji'nin support'una kadar hızlıca taşıyabildiğimiz için çok güçlü bir platform ve çözüm ortamı sağlıyor. Şu arkada bir daha göstereceğim. Eğer yapamayan arkadaş varsa orada diğer sorulardan devam edeyim. Murat Tıkır hocam, yeniden merhaba. DDoS Detection, Flooding Attack Detection, IP Spoof, Big IV Attack Detection. Bu türden şeyler, switchler üzerinde, access pointler üzerinde WIT olarak Wireless Intrusion Detection System olarak yani bunları aktif edildiğinde yaşayabileceğimiz dezavantajlar çok yok hocam. Yani bir Rogue IP Detection'da belki çok nadir kendi taktığınız bir tane access point network'e dahil etmediyseniz onun yaydığı SSID'yi bastırıyor olabilir. Yani bunun dışında bu atakların önüne geçmek için zaten bu tür özelliklerin aktif edilmesi standart halinde gereken bir şey. Eğer aktif edilmediğinde bakıldığında hani bu neden böyle işte sıkıntı yaşıyor, neden böyle atak oluyor? İşte bunlar aktif edilmiyor, kim aktif etmedi olarak şey yaptığında başımıza ileride iş açabilecek konular. Bu nedenle bunların aktif edilmesi her zaman daha iyi. Zaten gelişen teknolojiler, gelişen sistemler bunlar aktif edildi. Bunların üzerinden çalışacak sistemler.
bunları olmadan kesinlikle böyle düzgün çalışacak sistemler değil. Ve Töreoğlu hocam da soru sormuş. Fisici Fibroma Ketal Tomografi neredeyse 5002 adet homoloji switch kullanmışlar. Neredeyse 3002 switch kullanmışlar. Ziyan tercih mekanizasyonu işlemediğim bir müşterim var. Unit bayağı yüksek kuvvetle. Ancak kullanmak zorunda elektrotel yazılımı, muhaşır kod oluşturmamız yapabilirsek yeni bir pazar oluşturma imkanımız var. Otelin kullanmış olduğu otel yazılımından örneğin kullanıcı adı olarak TC ve pasaport numarası olarak oda numarası verilecek otomatik çalışan bir buluşu kod yapısı nasıl oluşturulabilir? Oraya beraber bir bakalım. Buluşu tarafına. Mesela. Buluşu reportlar burada. Burada buluşu var. Şimdi buradaki voucher sistemiyle otelin sahip olduğu voucher sistemi tam anlamıyla ayrı sistemler. Böyle bir istedi Ruji tarafına iletebiliriz. Bunu burada ilettikten sonra hani, onlardan olacak geri dönüşleri beklemek gerekiyor. Ama otel tarafına çok da sıkıntı yaratmayacak. Hani burada paketleri mesela bir sefer ayarlayacaklar. Bir gece mesela müşteri olsun. Bir gece bir kişi diyelim. Description. Alt seviye bağlantı dedim. Price mesela. Burada diyelim iki diyelim. Kaç cihazdan bağlanabilir? Mac'lerin bind olup olmaması. Burada diyelim bir gün mesela. Underscore istiyor. Şöyle yapalım. Yani bunları oluşturduktan sonra herhangi bir post cihazını seçip bunu yapabilirler. Ben yeniden QR kodu ekrana yansıtıyorum. Söyleyeyim hocam isterseniz şey sonrasında bir görüşelim bunu iletelim. Şimdi QR kodu bir daha ekrana yansıtacağım. Sorunuz olursa ben şu an bekliyorum. Şimdi yani şu an benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarafta check-in yaptıran arkadaşları bir kontrol edeceğim. Sorularınızı ben yine bekliyorum. Olmadı. Ben bir tane mail adresi paylaşacağım şu an chat tarafına. Kendi mailimi paylaşacağım ya da satıcı arkadaşlar üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Kanal ekibinden arkadaşlarına maillerimi verebilirim. Mail adresimi chat üzerinden paylaştım. Buradan direkt iletişime geçebiliriz. Eğer özel sorularınız varsa sadece RE ile alakalı da olmayabilir. Rujinin farklı taraflarından soru da gelebilir. Bunlar için direkt iletişime geçmeniz her zaman daha iyi olur. Ama satıcı arkadaşlarla konuşup onların üzerinden iletişime geçmeniz her zaman eğer ben müsait değilsem işte diğer arkadaşların destek sağlamasına da şey olur. Roaming wireless sinyal seviyesini ayarlayabiliyor muyuz? Onu şuradan ayarlayabiliyoruz. Projects'e geldim. Down limiti ayarlayamıyoruz. Mesela -75'te bağlantıyı kes olarak ayarlayamıyoruz ama access point'in çektiği tarafı ayarlayabiliyoruz. Roaming optimization tarafta. Ben tıklayalım. Öncelikle bir roaming olarak bir ofiste gezmemi isteyecek. Ofiste bu gezmeyi yaptıktan sonra mesela tam bu ekrana geldi. Alan olarak mı, AP tipi olarak mı ayarlamamı isteyecek. Mesela hangi alan bulacağım? OpenOffice'de mi,
Mesela yoksa close the sistemi. Ama böyle bakabilirim. Mesela ikisini de seçtikten sonra okey diyeceğim. Open zone'da mesela hiç alfan yok benim. RSS'yi hani buradan sinyal gücünü böyle ayarlayabiliyoruz. Birden fazla AP grubu işte birden fazla oda için, tek oda için ya da çektiği kadar yani çekebildiği SSID sonuna kadar gönderebildiği yere kadar. Save dedikten sonra hani böyle bir optimizasyon olarak var. Web arayüzden onu en iyi burada radyo planning altında yapılır. Burada mesela Çin olarak kalmış. Ben buradan Türkiye'yi seçeyim. Save dedim. Bu smart RRM için mesela bunu enable etmeniz öncelikle interferansı düşürmek adına mantıklı. Ama buradan mesela AP başına yapılabilen bir özellik var. O yüzden hani cloud uygulamasını biz bu yüzden öneriyoruz. Cloud uygulamasında mesela şu an web tarafına gelmeyen bu türden tool'lar var. Bu güçlü tool'lar sayesinde ayarlanabiliyor. Eğer özel incekli bir ayar gerekiyorsa cloud uygulamasından yeniden access point'i seçip aynı ayarları yapabiliyoruz. Ama web üzerinden yapmak için burada access point başına mesela ya böyle yapacaksınız ya da buradan bir tane 5 config atacaksınız mesela. Radyo 1 mesela. Power'ı %50 de olsun deyip save dedikten sonra 5 config ile hani bunu seçip böyle yapabilirsiniz. Mesela ikisi %70 de olsun. Save deyip böyle batch config atarak da yapabilirsiniz. Ama AP bazında ayar yapması her zaman daha mantıklı olur. Ya da cloud uygulamasını eğer zaten sahipseniz bu aynı tool daha basit bir ekranla karşınızda olacak. Buradan gelen arkadaşların bağlı olup olmadığına bakalım. Aynen. Attendance geldiğinde burada zaten check-in yapacağın arkadaşların hepsi burada görünüyor. Son birkaç sorunuz daha var sanırım. Bu soru için Wi-Fi'ye bağlanan arkadaşlar önce 5 GHz bağlansa uzaklaşık 2.4 GHz olsa türünden onu şöyle ayarlayabiliriz. Burada Wireless'a Basic'e geldim. Burada yapabileceğim zaten tek bir tane ayar var. Burada göremedim. Fakat o zaman SSID altında da şöyle bakalım. Bu ayar kesin var. Wi-Fi 6 çalışsın ayarı da var. AX'i enable etmek gerekiyor. Ruji cihazlarında. 5G Prior Access. Bu komutu seçtiğimizde 5G bağlantısı daha öncelikli olacak cihazlarda. Şimdi uzaklaştıkça DBI anten kazançları aynı olduğu için ve şey 5 GHz'in hatırladığım kadarıyla dalga boyu daha kısaydı sanırım. Dalga boyu daha kısa olduğu için uzaklaştıkça 2.4 GHz'e göre daha az bir alan kapladığı için daha da güçlü bir biçimde sinyal kaybı yaşayacak. Bu nedenle uzaktaki clientler 2.4, yakındaki clientler 5 GHz olarak böyle bağlanabilir. Buradaki ayarıyla. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz varsa lütfen yazın. Hatta bir tane soru vardı arkadaşlardan, bir tane daha. Ama cevap vermişiz. Eğer sorunuz
şu an aklınıza gelmez ama ileride hani iletişime geçmem gerekiyor derseniz chatte, chat tarafında kendi mail adresimi paylaştım. Mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Olmadı satışçı arkadaşlarımla iletişime geçerseniz aynı şekilde onların üzerinden de bizim teknik ekipteki diğer arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Hani bazen destekte oluruz sürekli. Ben cevap veremiyorum. Arkadaşlarıma ulaşmanız her zaman daha da hızlı destek almanızı sağlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hafta yeniden sanırım haftaya değil. Ondan sonraki hafta bir hatırlıyorum. Ama haftaya da olacak diye biliyorum. Muhtemelen kararlaştırırız. Haftaya da aynı workshop olacak. Eğer katılmak isterseniz yine bekliyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyorum.